hazırlıklıyken bağışıklık sistemlerimizde değişen iklim koşullarından Aralık ayının dünyadaki sağlık bilimleri katkısının da önemli olacağını göstermek için. Tabii buradaki böyle aktif bir katılım vardı. Gerçekten 22 bir teknolojiydi. Tekrar platform ve buradaki işte hangi başlıklar altında görüyorsunuz ki bunların bu toplantı ya da direkt ilişkili olacağını cihazlar tarafında tümü açısından bakıldığında görüyor olduğunuz başlıklar aynı zamanda. Bu salonda bulunan ve bizi izleyen, şu anda burada bulunan bulunmayan tüm araştırmacılar adına, tüm Türkiye'deki araştırmacılar ve sanayiden insanlar adına hepimizden yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Such a nice introduction. I really would like to congratulate Dr. Öztürk and Dr. Samuel for really establishing this Center for Life Sciences. I had the privilege of being here in Las Vegas and about 700 miles east of San Francisco. So the weather as we speak tomorrow, which is... And more recently we were looking at the immunotoxicity of the silicon nanoparticles. Very few people, if any, have tried to target the ECM for tumor therapy. So the idea would be that you have a weakening of... drugs are very hydrophobic, and as a consequence, you improve the water solubility of these compounds. Bugün hedefli tedavi teknolojileriyle ilgili sempozyumumuz için hep birlikteyiz. Bu sempozyum bizim için aslında bir dönüm noktası. Bundan 10-12 yıldır yaptığımız bütün araştırmaların artık bir sonraki aşamasına geçtiğimizin bir göstergesi olarak hep birlikte tüm ekosistem paydaşları olarak toplandık. Buradaki çalışmalarımız bizim aslında laboratuvardaki bütün araştırmalarımızı alıp en sonunda insana fayda sağlayacak, bir ekonomik değere dönüşecek, bilimi, teknolojiyi insanlığa katkı sağlayacak şekilde konumlandırdığımız araştırmalarımız. Bu adımların da içerisinde laboratuvardan kliniğe kadar geçerkenki adımları merkezimizde yapıyoruz. Bunların içerisinden yosun teknolojilerinden işte kanser teknolojilerine kadar pek çok aşamada araştırmalarımızı insanlığın hizmetine sunmayı başardık. Kanser araştırmalarımızdan da en yakın zamanda artık kliniğe ulaşmış yeni keşfettiğimiz moleküllerimizi artık insanlıkta denemeye başladığımız, klinik araştırmalarını yaptığımız çalışmalarımızı destekliyoruz. İlk önce üniversitede başladığımız araştırmaların sonra preklinik aşamalarının da merkezimizde gerçekleştiği çalışmalarla en sonunda yine üniversitemizden bir spin-off, bir start-up'ın girişimiyle artık kliniğe ulaştı. Klinikte de küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında şu anda Türkiye'de iki ayrı merkezde araştırmalar devam ediyor. Araştırmalarını üniversitemizde başladığımız hedefli kemoterapi, sonrasında merkezimizde preklinik aşamalardan da geçtikten sonra yine üniversitemizden bir spin-off startup'ın girişimiyle şu anda artık klinikte küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında iki ayrı merkezde araştırmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi sağlık alanı çok önemli bir konu. Ülkemizin de göz bebeklerinden bir tanesi. Sağlık hizmetinin veriminde, ekonomik olarak veriminde çok senelerdir çok kapsamlı bir gelişmenin içindeyiz. Ancak sağlık teknolojileri gerek tıbbi cihazda gerek medikal biyoteknolojide bir miktar geri kaldık. Yani yerli ve milli üretimde hala enerjiden sonra ikinci cari açığımızı sağlık teknolojisi alanında veriyoruz. Önemli bir akademik altyapı kurgulaması yaptık. Bu altyapıların çoğu şu anda hayata geçti. Bunların sadece akademik projeler değil de üniversite sanayi işbirliği kapsamında ürüne dönüşecek şekilde de bir yol ve hız kazanması için de bu tür ek destekler alıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızın bazıları şu anda klinik deneme aşamasına gelmiş durumda. Yepyeni fikirleri olan akademisyenler, girişimciler de onların peşinden geliyor. Yani Türkiye'de medikal biyoteknolojide en öncü startuplar Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Boğaziçi Life Sciences diyoruz. Akademisyenleri tarafından hayata geçiriliyorlar. Bunlar dış destek
aldılar. Çeşitli projeler için Avrupa Birliği projelerinden veya yatırımcılardan destek aldılar. Hatta Türkiye'de en fazla yatırım alan firmalar, girişimciler listesinde ilk ona girdiler. Bunun sayısının artacağını, kurduğumuz altyapılar ve desteklediğimiz kuluçka ve hızlandırıcı programlarıyla bunların sayısının artacağına, bu örneklerin peşinden pek çok genç girişimcinin ve akademisyenin devam edeceğini düşünüyorum.